Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hiç fırın kullanmadan tavada dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu görmüş olduğunuz içi lif lif ayrılan hiç hamur olmayan çok lezzetli çiçek ekmeğinin yapımını göreceğiz. Şu anda çok sıcak ama göstermek istiyorum. Ellerim yanıyor. Bakınız arasını da gösteriyorum. Kesinlikle hamur değil. Arasına bu şekilde peynir, domates veyahut da böyle köfte, marul, domates de tüketebilirsiniz. Gerçekten yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli bir ekmek tarifi. Şu anda yine sabahın ilk saatlerinde kalktım ve bu ekmekten yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Bu nefis sünger gibi çiçek ekmeği nasıl yaptım? Hep beraber buyurun yapımını görelim. Tarifimi birebir uygularsanız siz de bu şekilde güzel bir ekmek yapmış olursunuz. Şu anda karıştırma kabıma yarım paket yaş maya. Üzerine 1 su bardağı ılık süt, 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Yarım yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Mayayı buzluktan çıkardığım için şu anda donuk, biraz erimesini bekleyeceğim. Biliyorsunuz mayalar dörtlü paket olarak satılıyor ve bir tanesi 42 gramdır. Ben o 42 gramın yarısını kullandım sadece. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde azar azar ekledim. Önce kaşıkla toparladım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ettim. Çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unun miktarı değişebilir. 3 su bardağı da kullanabilirsiniz. 3,5 su bardağı da un kullanabilirsiniz. Hangi unu kullandığımı yazmışsınız videoların altına. Bir önceki ekmek tarifimin altına. Çok pahalı bir un markası değil. Normal Migros'ta satılan, Migros'un kendi ürettiği unu kullandım. Onu da bildirmek istiyorum. Çünkü merak etmişsiniz. Hani acaba un çok pahalı bir un mu ki böyle güzel yumuşak sünger gibi oluyor? Hayır, işin sırrı burada. Hamuru çok güzel yoğurmakta. Güzelce yoğurursanız ekmeğiniz de çok kaliteli ve çok güzel olur. Şimdi yoğurdum. Yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim ılık bir ortamda. Evet, hamur mayalanmış görüyorsunuz. Öncelikle hamurumuzun havasını ve gazını almamız gerekiyor ki ekmeğimizden maya kokusu gelmesin. Kuru maya da kullanabilirsiniz. Bu arada diğer ekmek tarifime kuru maya ile yapmıştım. Bunu da yaş maya kullanıyorum. Şimdi önce tezgahımı yağladım. Un kullanmak istemiyorum. Ne kadar çok un kullanırsanız ekmeğiniz o kadar sert olur. Çok fazla un kullanmamaya özen gösteriniz. Hamurunuzun çok yumuşak olması gerekiyor. O yüzden elimi yağlamak istiyorum bu şekilde. Bezelere ayırdım, eşit bezelere. Şimdi tavamı da yağlıyorum. Elimle yağlıyorum çünkü hamurlar elime yapışmasın diye. Çünkü çok yumuşak bir hamur. Şimdi hepsinin eşit olması gerekiyor bezelerin. Elimizle bu şekilde yuvarlayalım ve hangi tavada yapacaksak o tavaya yerleştirelim. Diğer ekmek tarifimi çok beğendiniz. Soruyorsunuz yorumların altına mısır unu mu kullandınız? Hayır. Burada gördüğünüz normal unu kullanıyorum. Mısır ekmeği tarifim ayrı var. O da kanalımda. Bakabilirsiniz ekmek tarifleri bölümünde.
Normal bildiğiniz beyaz unu kullandım. Tavam da çok pahalı bir tava değil. Normal bir tava, teflon tava. Marketlerde satılan. Öyle marka bir ürün değil. Sadece kullandığım kapak, düdüklü tenceremin kapağı, buna uydurdum. Çünkü sadece o kapak buna uyuyordu, göstermiş olduğum. O da pahalı bir düdüklü tenceresinin markasının kapağı. O yüzden o sizi yanıltmasın. Bu şekilde 10 dakika mayalandırıyorum. Tavada, ocağı almadan önce, bu önemli. 10 dakika kadar mayalanması gerekiyor. Daha sonra ocağı aldım. Önce 1 dakika normal ateşte, daha sonra ocağın altını kısık ateşe alıyorum ve 10 dakika en kısık ateşte pişiriyorum. Arada kontrol ediyorum çünkü kabarıyor ve kapağa yapışabilir. Geçen defaki ekmek kapağa yapışmıştı hatırlarsanız. Şimdi artık daha dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabardı. Şimdi kapağı dar geldi. Kapağı yapışacak gibi oldu. Başka bir tava kapattım. Şu anda kısık ateşte. Ara ara kenarlarından bakıyorum. Yanmasını istemiyorum çünkü. Kapağını kapakla kapatıyorum. Başka bir tavayı kapak olarak kullandım ki yapışmasın diye. Şimdi altını kontrol ettim. Gayet güzel pişmiş, kenarından görünüyor. Uygun bir tabağı yağladım yapışmasın diye çevirirken. Bu şekilde ters çeviriyorum. Altına bakalım. Görüyorsunuz nar gibi kızarmış, mis gibi de kokuyor. Şimdi dikkatlice tavaya yerleştirelim. Tekrar ocağı almamız gerekiyor. Kapağı kapalı bir şekilde, artık kapağı yapışmaz. Yine kısık ateşte 10 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Ama arada kontrol edelim, yanmasın, dip tutmasın. Kenarlarından zaten belli oluyor pişip pişmediği. Evet, ekmeğimiz pişti. Yaklaşık 9-10 dakika en kısık ateşte pişti. Görüyorsunuz sünger gibi olmuş, yumuşacık, mis gibi de kokuyor. Kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Eğer tarifimi de beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.